Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yapay zekanın geleceğine ilişkin bazı şeyleri tartışacağız. Biliyorsunuz OpenAI tarafında işler bir aylık karışık. Şirketin kurucusu olan Sam Altman önce işten kovuldu tam anlamıyla. Kovdular adamı. Daha sonrasında Microsoft dedi ki ya siz bu adamı nasıl kovarsınız? Bu adam bu işin beyni dedi ve ona sahip çıktı. Microsoft böyle bir adım atınca bu sefer OpenAI tekrardan dedi ki ya kardeşim ayıp ettik biz sana, gel tekrardan şirketin başına geç dediler ve Sam Altman'ı tekrardan OpenAI'nin CEO'su olarak görevine başladı. Peki ne oldu arkadaşlar? Ne oldu da birdenbire böyle farklı bir senaryo çıktı karşımıza? Normalde her şey yolundaydı. Sam Altman işinin başındaydı ve OpenAI hızlı bir şekilde büyüyordu. Hisseleri hızlı bir şekilde yükseliyordu. Yatırımcı üzerine yatırımcı alıyorlardı. Hatta biliyorsunuz Microsoft bu açıdan OpenAI'nin en büyük destekçisiydi. Ama bir anda bir şeyler oldu ve Sam Altman bir baktık kapı dışarı edildi. Sonrasında zaten az önce bahsettiğim olaylar gelişti. Biliyorsunuz arkadaşlar OpenAI zaten ChatGPT'nin mucidi yapımcısı. Burada Sam Altman'ın da asıl rolü üstlenen insan. Fakat ChatGPT tarafında şöyle bir durum var. Hali hazırda kullandığımız yapay zeka ya da internette karşımıza çıkan diğer yapay zeka modelleri, buna ChatGPT de dahil arkadaşlar, genel yapay zeka kavramına pek uymuyor. Peki genel yapay zeka ne? Genel yapay zeka aynı insan gibi, bakın burası çok önemli, aynı insan gibi hali hazırda hiç karşılaşmadığı bir problemi çözebilme anlamını taşıyor. Yani bugün size biz hiç karşınıza çıkmayan bir matematik problemi versek bunu rahatlıkla çözebilirsiniz. Ama bilmem kaç basamaklı sayıları toplayan yapay zeka hiç karşılaşmadığı bir problemi çözme yetisine sahip değil arkadaşlar. Zaten bunu ChatGPT ya da farklı bir yapay zeka uygulamasında yaptığınız, yazdığınız problemlerle görebilirsiniz. Şimdi asıl söylenen şey ise şu. ChatGPT içerisinde Q-Star denilen yeni bir proje var. Bu proje arkadaşlar şimdilik, bakın altını çizerek söylüyorum, şimdilik giriş seviyesindeki matematik problemlerini çözebiliyor. Bu baktığınız zaman ya giriş seviyesindeki matematik problemi, bunu herkes yapar, İlkokul çocuğu yapar falan diye düşünebilirsiniz. Ama öyle değil arkadaşlar. Bu çünkü genel yapay zeka dediğimiz şeye atılan ilk adım. Ve söylentilere göre Sam Altman demiş ki ya biz bunu bulduk, tamam madem bulduk yani bunu biz direkt paraya çevirelim. Çünkü kendisi biraz daha böyle her şeyi maddesel düşünen bir insan. Yani direkt olarak yatırımlarımızı paraya çevirelim, nakite çevirelim ve bunu kullanıcılarla paylaşalım. Bunun karşılığında güzel paralar alabiliriz demiş. Fakat yönetim kurulundaki diğer kişiler buna karşı çıkarak hali hazırda bu yapay zeka programının ilerleyen dönemlerde sıkıntıya neden olabileceğini, bazı farklı şirketlerin elinde farklı bir silaha dönüşebileceğini savunmuşlar ve bu fikir ayrılıklarından ötürü Sam Altman'a yol vermişler arkadaşlar. Peki gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Yani OpenAI'ın bulduğu bu yeni yapay zeka programı, yeni yapay zeka uygulaması gerçekten korkulduğu gibi bir silaha dönüşebilir mi? Halihazırdaki şekliyle tabii ki hayır. Yani sızdırılan bilgi lerde yer alan algoritmalara baktığınız zaman aslında mevcut yapay zeka düzeninin insanlık için bir tehlike teşkil etmediğini rahatlıkla görebiliyorsunuz. Çünkü mevcut yapay zeka arkadaşlar daha önce hiç karşılaşmadığı bir problemi çözemiyor. Yani şöyle bir problem olduğunu varsayalım. Dünya ölüyor. Dünyayı ben nasıl kurtarırım? Bunun muhtemel cevabı insanlığı bir yerde, nasıl diyeyim, yok etmek demeyelim de buna, bir yere sıkıştırırsın insanlığı. İnsanlığın etki alanını azaltırsın. Belki popülasyonu azaltırsın. Bu şekilde dünyayı tekrardan eski yeşil günlerine döndürebilirsin. Bir nevi bir anlamda kurtarabilirsin. Küresel ısınma vesaire ortadan kaybolur. İşte bir yapay zeka eğer bunu problem olarak görür ve bu problemi çözmek için bu yolu denerse insanlığın sonu bir şekilde gelmiş olabilir. Ama böyle bir problem şimdilik var mı? Ya da bu problemi çözme seviyesinde bir yapay zeka var mı? Ya da bunu bir problem olarak gören yapay zeka var mı diye soracak olursanız yok arkadaşlar. Dolayısıyla şu anda bizim korkmamıza da gerek yok. Ama önümüzdeki birkaç yıl içerisinde neler göreceğiz? Bunu kestirmek gerçekten çok zor. Yani ciddi anlamda yapay zeka insanlığın en büyük rakibi olabilir. Bunun yanında insanlığın en büyük yardımcısı da olabilir. Bunu tamamen belirleyecek olan bizleriz muhtemelen. Ama OpenAI cephesinde bizlere söylemedikleri çok önemli şeyler var arkadaşlar. Bunu zaten herkes dile getiriyor. Yani tamam, bir yapay zeka uygulaması internette kullanıma sunulmuş. Ama OpenAI'ın şu anda bundan çok daha fazlasına sahip olduğu iddia edilmekte arkadaşlar. Ve bunun ileride nelere yol açabileceğini de açıkçası çok bilmiyoruz. Muhtemelen birkaç sene içerisinde yapay zeka bizleri çok farklı yerlere getirecektir. Evimizde kullandığımız yapay zeka temelli uygulamaların sayısı gittikçe artacaktır.
olacaktır. Ve bu bağlamda da bizleri neler beklediğini oturup göreceğiz arkadaşlar. Düşünsenize, evinize giriyorsunuz, diyorsunuz ki ya evin derecesini 18'e ayarla. Yapay zeka oradan diyor ki ya bu hava 18 derece diyorsun da 18 derece senin sağlığın için çok yararlı değil. O yüzden 21 dereceye ayarlıyorum. Ayrıca işte küresel ısınma falan çok salınım yaptık. O yüzden 18 derece yapamam diyor. Size karşı çıkıyor ve sizin dediğiniz yerine kendi kafasına göre, kendi senaryosuna göre en uygun olan sıcaklık değerini ortaya koyuyor. Dolayısıyla bunlar olabilir mi? Olabilir. Öte yandan biliyorsunuz yapay zekanın, robotların vesaire insanlığı yok etmeye çalıştığı, insanlığa üstün gelmeye çalıştığı, insanlık gibi kendilerini sınıflandırdığı pek çok oyun, sinema var. Dolayısıyla gelecek bu şekilde olabilir mi? Kestirmek zor arkadaşlar. Eğer sizlerin de bu konu hakkında bazı yorumları varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de yine sizlerin yorumları doğrultusunda yeni içerikler üretmeye devam edeceğiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.